Herkes çok iyi dost diyor, çok vefalı biri diyor sanat dünyasında da dost muyum bilmiyorum ama vefalı on ben vef, benim hayatta önem, ver, önem verdiğim şey vefa yani vefalı insandan hiçbir zaman korkmam. Ee, bu da benim vicdanımın beni götürdüğü yol. Ben e, bir kişi bana bir gün bir yerde bir çay verdiyse hayatım boyunca onu unutamam. Onun bir şeye bir morale ihtiyacı varsa tanısam da tanımasam da hani yıllarca görüşmemiş de olsam mutlaka ararım. Hani bir ihtiyacı var mı diye sorarım. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Bu benim hayat felsefem. Dolayısıyla hatta bazen de şey oluyorum. Böyle söylenmesinden de çok rahatsız oluyorum. Hani böyle herkesi arıyor ama bu da herkes arıyor diyecekler diye korkuyorum. Halbuki ben onları her aradığımda da tembih ediyorum. Onlar da çıkıp da bir yere söylemesinler diye de hani yani Allah aşkına bazen çıkıyorsunuz bir yerlere konuş konuştuklarınızı anlatmayın dediklerim de çok vardır yani. <laughs> e, vefa çok önemli ya. Evet ya ama kimle konuşsan ilk arayan Hülya Avşar ya da ilk arayan iki kişiden birisi Hülya Avşar deniyor. İbrahim Tatlıses evet. zamanında olsun kim olursa olsun yani hep ilk siz oradaydınız yani. Yani yapabildiğim kadar elimden geldiği kadar İbrahim Tarsız en son sahnede söyledi şey ameliyat olduktan sonra İbrahim her yer her röportajda <laughs> <Evet>. söylüyor. Kızıyorum <laughs> ona. Söyleme diyorum İlk ya Allah söyleyeyim. Allah. Söyleme yani o da beni mutlu edecek diye söylüyor herhalde. E, tabii ki ben çok utanıyorum yani. Çünkü Böyle o şey. da çok inanılmaz mutlu. O insan şey yani söyleme ihtiyacı duyuyor. Evet. O kadar bazı insanlar şaşırttı ki onu. Ama evet. bazen bir alo bile çok değerli bence. Bence çok önemli. Hani İbrahim. Ee, şimdi onun konusunu konuşayım diye değil de e, İbrahim'in tabii kızdığım tarafları da yok değil var yani e, kızıyorum yüzüne karşı da söylüyorum o da ayrı ama benim hayatımda çok önemli yeri var yani onun filmleri e, onunla oynadığım filmlerle de bambaşka yerlere ulaştım ben bugün havaalanında yürüyemiyorum Mavi Mavi filmi yüzünden evet. Yani bütün e, her yerde ama yani her dünyanın her yerinde hemen Mavi Mavi diye yanıma geliyorlar. <laughs> e, Türkçe bilmeyen gerçekten bence bizi e, yakıştırdılar. Yani ben de mesela normalde bir film seyrederken yabancı film yerli de olsa kadın ve erkeği yakıştırmak lazım çok önemli yani. E, bence bizi çok yakıştırdılar. E, bir sürü de dedikodular çıktı. ...aşk dedikoduları vesaire. Ee, bilmiyorum. Bizi yakıştırdılar. Aynı bir sıcaklığı vardı bu filmlerin. Evet. E, bence İbrahim çok da iyi bir yönetmen bu arada. Yani kesinlikle... E, ...duygularıyla işte o... ...özlediğimiz duyguları... Dört, ...dört dörtlük veren bir yönetmendi. Ve çok sert bir yönetmendi. Ben birkaç setinde bulundum da... ...inanılmaz sertti yani. ...gerçekçi olması için çok uğraşıyordu. Ee, Hülya Hanım... E, ...yani Merve... ...evet söyledi. 90'larda şarkıları ne kadar... ...konuştuysak 80'lerde çekilen filmlerdi. Yani bugün baktığımızda... E, ...teknolojisine... ...hiçbir şeyine bakmadan... Ee, insanlar televizyonlarda yayınlandığı takdirde reyting rekoru, bu sadece Kemal Sunal filmi için değil. Hı -hı. Kemal Sunal komedi olduğu için e Ertem İlmez filmleri onlar çok ayrı. Onların yerini de hiç kimse bir zaman dolduramayacak bence zaten de. Evet. Ee, ama sizlerin de şimdi bakıyorum tek şu anda e dijital kanalda bir de bunlar artık tamir edilebiliyor ya her yerde yayınlanıyor. Evet, çok güzel oluyor. Ee, ekrana kilitleniyor. Ya o Bakıyorsun şimdi Amerikan filmlerindeki o romantik komediler falan günümüz günümüzlerinde yapıldığında o sıcaklığı bulamıyorlar. Acaba e, şimdiki dizi oyuncularına da bakıyoruz. E, Ratinglerde bir yıl iki yıl yapmış sonra bakıyorsun bir daha hiç yok ortada. Bakıyorsun yurt dışına yerleşmiş falan bir şey oluyor. Hmm. Şimdi bakıyorsun sizlere o dönemden bugüne. Ya halen Türkan Şoray Anadolu'da yürüyemiyor. Ya. Hiçbir yerde herkesin o filmler defalarca. Onun Guinness Rekorlar Kitabı'nı kimse daha geçemedi dünyada filan. Filmler siz öyle birçok sanatçı öyle o dönem çekilen. Halen Tarık Akkanlar, Kadir İnanır'lar konuşuluyor. Tabii. Ee, yani bizler emektardık. Resmen işçi Yani e, çok şey biriktirdik. Hem insan biriktirdik. Hem e, çok emek verdik bu işe. Eee Bizim jenerasyonumuz da e, bakma sen çok defalı vefalı insanlar. Hmm. Yani gerçekten yani şu an mesela o gençliğin şu anki hayranlarının e, onlar da yaş aldıktan sonra hala duruyor olabileceklerinden Ben de şüpheliyim. Şüpheliyim. Aynen. Ama bizimkiler duruyor. Evet. Bizimkiler duruyor. Yani hep dönem dönem diyorum ya hep şanslı bir döneme denk gelmişim. Yeşilçam'ın en son ...oyuncusuyum ben, Müjdar'dan da sonra e, gelen ve ondan sonra da bir daha Yeşilçam'ın artık yani neredeyse bittiği dönemlerdi. Bir kere Yeşilçamlı olmak büyük gurur, yani bir okul. Öyle e, şimdi bir sürü taktik var, e, artık mimikleri bile değiştirebiliyorlar, bir şeyler yapıyorlar biz bildiğin işçiydik yani ve en zor şartlarda sokakta giyinirdik. Ee, ne bileyim e, ha, makyajımızı kendi <laughs> Yani son dönemlere doğru biraz biraz çok havalı. Ben de böyle bir yabancı yani yabancı madde gibi bakıyordum onlara. Yani gerçekten makyajımızı kendimiz yapardık. Evden kendi kıyafetlerimizi getirdik. Şimdi nerede Şimdi, yani tabii yıllardır ben de artık bu yeni e, sistemin içinde ona da yetiştim yani. O da çok güzel. Sonuçta ay Allah ya. Şey mi? E, bir sıcak. Peki şu kelimenin ben açılımını yapamıyorum. Belki siz bana yardımcı Sıcak o film. Yani şimdikiler soğuk mu yani? Anlamadım. Sıcak. Yine çok güzel aşk filmleri Şimdi yapılıyor falan da biz, sıcak ne? Bunlar bizden. Biz gerçek. gerçekçi. Yani Anadolu. Türk, Türk aşkı. Türk sözleri. Hı. Türk mutfağı. Türk salonu. Şimdi baktığın zaman yani birçok evde olmayan e, mutfaklar, hmm. gerçek olmayan mutfaklar ya da gerçek olmayan güzel, sözler sağdan soldan duymuşuz geçenlerde. E, dijitalde bir dizi şöyle bir bakayım dedim. E, yani bir mutfak yapmışlar böyle bir mutfak yani bu, bu tarz. ancak işte Amerika'da, Avrupa'da çekilen filmlerin mutfakları yani biz değiliz o. Ha yani bizim de lüks olsun tamam ama biz değiliz. Ee, ne bileyim yani o yüzden o sıcaklığı yakalamaları çok zor. Yani araftayız şu anda. Bir yere yetişmeye çalışıyoruz senaryolarda. Evet. Her şey bir her şey bir mesela her dizide yanlış anlamasınlar ama bu gerçek. Her dizide bir tane e, bir yerden alınmış bir şey görüyorum yani mutlaka görüyorum e, bir de yani şöyle ya. değil mi e, Gerçekçi insanlar şimdi siz iş dünyasıyla da çok iyi aranız. Ee, ve birçok iş iş kadını arkadaşınız var. Şey e, o mutfak dediğiniz yerler birçok insanın evinde de yok. ...insanlar diyor ki ya, o iş dünyası ya da sizin evet. mutfağınız. <laughs> Yanlış anlamayın da yani birçok insanın normal ya normal olmasa da biraz daha lüks var... ama ya öyle tabii, bir mutfak kimsenin öyle, evinde. mutfak Yok Olsun yani mı? o bir hani dekor mutfakları oluyor. Böyle tavalar yukarıdan <laughs> sarkıyor, bardaklar <laughs> falan. Ya iyi anladık. Yani onu istersen sen de yaptır bir tane çakarsın bir şey çiviyle... <laughs> takarsın. Yani Bizde o, o o sıcaklık gerçekten yok. Ee, şimdi en son bir film e, ismini vermeyeceğim çünkü herhalde bir başka kadroyla çekilecek diye. Ee, Mardin'de bir fi, film hikayesi okudum okeyledim vesaire sonra bir daha okudum şey var olmadı yazan kişiyle konuşuyorum haklısınız diyor bitiriyor işte. Değiştiriyor, gönderiyor. Sonra bir şey görüyorum yine Allah ben bunu okurken ilk başta niye fark etmedim falan derken filmi yapmaktan vazgeçtim ee, ve içinde anladım ki beni rahatsız eden az yani bir takım sahneler mesela ben o sahneleri çekseydim zorlama olacaktı. Ee, kendimi böyle bir şey ispat etmeye çalışıyor gibi. Çünkü o hmm. bir takım yurt dışından yani yabancı filmlerde görünen sahnelere benzer bir şeydi. Her şey vardı içinde çorba gibi yani. Dolayısıyla kendimi göremedim. Sonra anladım ki bu biz değiliz. Bu biz değiliz. O kadar film setini özlediğim halde üzüle üzüle geri çevirmek zorunda kaldım. Şimdi başka bir kadroyu çektik. Çekildikten sonra film ben sana kulağına söylerim. Tamam. Ama <laughs> evet. işte Hülya Avşar böyle oldu. Yani oldu işte. O yüzden yani başkası olsa böyle bir zamanda tamam onu da çekeyim bunu da çekeyim bilmem ne. Beni güzel çekeyim? hatırlamışlar bilmem ne olmuşlar filan der belki de yani. Süper işte yani. Yok. Belki de kötü olacaktı sizin için. Tabii ben yani hani film çekiyor de, çekiyor olmak için çek... ya hayatımda hiç öyle bir şey yapmadım yani. Yapmadığım için de böyle bir şey gerek de duymadım ki. Her şeyin bir zamanı ve yaşı var. Efendim. Bazı şeyler azalır. Benim yaşımımda mesela birine hikaye de çok fazla çıkmayabilir artık. Yani sınırlıdır. Dolayısıyla onların arasından iyisini bulmak da zordur. O yüzden de film çekmek de zordur. Ama durursun öyle bir şekilde bir şey yakalarsın ki... 10 film çekmiş gibi olursun. Şöyle öyle demeyin. Jodie Foster Emmy ödülü aldı yani. Tabii Jodie <laughs> Tabii ki. Mary Stiepalen setten. Tabii tabii. O Alzheimer e, oynadığı rolde. Yani e, tabii ki dünyada bu var. Ben Türkiye'de olduğumuz için. Yani Türkiye'de işte bu vizyon meselesi büyük problem bizde. Çok büyük problem yani. O yüzden olmuyor.